İkinci bölüm. Mesih'i örnek alın. Böylece eğer Mesih'ten gelen bir cesaret, eğer sevgiden doğan bir teselli ve ruhla bir paydaşlık varsa, eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın. Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Bunun için de Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin. Kurtuluşunuzu sonuca götürün. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil, ama şimdi yokluğumda da saygı ve korkuyla kurtuluşunuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılarak, aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf, Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki boş yere koşmadığımı ve boş yere emek vermediğimi görerek, Mesih'in gününde övünecek bir nedene sahip olayım. İmanınızın sunusu ve hizmeti üzerine, kanım adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyorum ve hepinizin sevincine katılıyorum. Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın. Timoteus ve Epafrodit. Durumunuzu öğrenmek ve böylece içimi rahatlatmak üzere Timoteus'u yakında yanınıza gönderebileceğime dair Rabbisa'da ümidim var. Timoteus gibi düşünen ve durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yoktur. Herkes kendi işlerini düşünüyor, Mesih İsa'nınkini değil. Ama Timoteus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden bir çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz. Durumun belli olur olmaz onu hemen gönderebileceğimi ümit ediyorum. Rabbe güvenim odur ki ben de yakında geleceğim. Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi, omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epafrodit'i size geri yollamayı gerekli gördüm. Çünkü hepinizi özlüyor ve kendisinin hasta olduğunu öğrenmiş olmanızdan ötürü kederleniyordu. Gerçekten de ölüm derecesinde hastalanmıştı. Ne var ki Tanrı ona ve yalnız ona değil ama acı üstüne acı duymayayım diye bana da merhamet etti. İşte bu nedenle onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek. Onu Rab'le tam bir sevinçle kabul edin. Onun gibi kişileri onurlandırın. Çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu.